Merhaba arkadaşlar, devam ediyoruz. Select komutunun kullanımını göreceğiz. Öncesinde bir veri tabanı ve tablo oluşturalım isterseniz. Veri tabanımızın ismi gene örnekler olsun arkadaşlar. Hemen çalıştırıyorum. Burada örnekler diye bir veri tabanımız oluştu. Veri tabanının içerisine girelim arkadaşlar. 100 örnekler diyelim. Veri tabanımıza girdik. Şimdi bir tablo oluşturalım. Create Table. Tablomuzun ismi personel olsun. Hemen çalıştıralım arkadaşlar. Tabi tablomuzun sütunlarını oluşturmamız gerekiyor. Sütunlarını oluşturalım. Numara diyelim. Integer olsun. Primary key'ni oluşturalım arkadaşlar. Ad varchar olsun arkadaşlar. 45. Soyad varchar. 45. Adres varchar 45 diyelim. Bir de maaş olsun integer. Hemen bunu tabloyu oluşturmak için çalıştıralım arkadaşlar. Tablomuz oluşmuş olması gerekiyor. Bakalım. Personel tablomuz burada. Tabi burada eğer üzerinde değişiklik yapmak istersek ya da bilgilerini görmek istersek burada kolum isimleri, sütun isimleri, kodların yazılış şekli bu şekilde gösteriyor. Üzerinde bir değişiklik yapmak istersek tablo üzerinde değişiklik yapmak istersek buradan da değiştirebiliriz. Mesela buradaki adres 45 karakter değil de 225 karakter yapalım. Numara integer'dı. Maaş da integer'dı. Şurada numaranın otomatik artması için bu seçeneği ekleyebiliriz. Bu işlemleri yaptıktan sonra tabii şunu kaydetmesi için gerçekleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz kayıt girişi yapalım isterseniz. Kayıt girişini nasıl yapıyordu arkadaşlar? İstersek şu şekilde seçip burada elle girebiliyorduk ya da kodla girebiliyorduk. İsterseniz bir kısmını elle girelim. Bir diyelim Orhan Veli Adana 2500. 2 Oktay Rıfat, bu da Adana olsun, 3500. 3 diyelim Sadia Şahin Konya 2500. Mesut Şahin Konya 3100. 5 diyelim. Biraz veri fazla olursa daha iyi anlaşılır arkadaşlar. Mustafa Yılmaz Kayseri diyelim 2500. Bir kişi daha ekleyelim. Bu da Salih olsun. Bu da Salih Toprak olsun. Mersin olsun. 4100. Tamam. Şimdi bunları kaydetmek için ne yapıyorduk? App'li yapıyorduk. Uygula. Kodları kullandık. Tabi görmek için arkadaşlar tekrar isterseniz şurada bir yeni bir soru sayfası açalım. Select yıldız from. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Select yıldız from personel tablosunu bana getir diyoruz. Kayıt verilerimiz bunlarmış. Biz burada arkadaşlar where şartıyla şöyle bir şey yapabiliriz. Bir where diyerek şart belirleyebiliriz. Şöyle yapabiliriz. Adresi Konya olanları getir. Tırnak içerisinde Konya. Çalıştırdığımız zaman adres Konya olan iki kişi varmış. Mesut ve Saliha. Ya da başka şekilde şu şartı kaldıralım. Çalıştırdığımız zaman mesela burada where deriz. Where deriz. Adı Saliha olanlar. Ad eşittir. Saliha olanlar. Ve diyebiliriz. Önce ve demeyelim. Önce bu kısmı bir görelim. Çalıştırıyorum. Adı Salih olanlar iki kişiymiş ancak soy isimleri farklı. Soy ismi Toprak olan dersek and deriz. Adı Salih'e soy ismi Toprak olan kişiyi getir dersem sadece bir kayıt gelmesi gerekiyor. Tabi burada Toprak farklı mı yazdık? Önce bir bakalım. Toprak soyad olacaktı. And soyad eşittir. Tek tırnaklar arasında Toprak diyorum. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sadece bir kişi kayıt geldi. Burada distance komutunu görelim arkadaşlar. Distance add diyelim. Şunu silelim. Şimdi bunu çalıştırsam ne olacak? Normalde 6 kayıt var gördüğünüz gibi. Tekrar çalıştırsam 5 kayıt getirecek bana bu distance. Yani add sütununda tekrar eden kısımları göstermiyor. Tek isimleri gösteriyor. Yani Saliha isminden iki kişi var. Soy isimler farklı. Ancak bu kişi aynı isimde olduğu için
Toplam 5 kayıt gösteriyor. Tabii ben bunu soyad deseydim kaç kayıt getirecekti? Burada da Şahin soy isimli 2 kişi vardı. Ancak toplamda 5 kayıt, 6 kayıt değil de 5 kayıt göstermiş oluyor. Bir de gruplandırma, sıralama şeyimiz var. Ordur bay arkadaşlar. Ordur bayı da şöyle yapabiliriz. Ordur bay diyelim. Çalıştıralım. Tabi burada ordur bayı kullanacaksak neye göre gruplandıracağız? Ada göre gruplandıracağız. Onu belirleyelim. Ordur bay. Ad diyelim arkadaşlar. Select yıldız from. Bir daha çalıştıralım. Şimdi burada ada göre bir sıralama yaptı. A'dan Z'ye varsayılan. Burada tabi M, yani numaralar fark ettiyseniz karıştı. M ilk harf olarak geldi. S en son harf olarak geldi. Bunu isterseniz soy isme ya da şehre, adrese göre yapalım. Ad değil de adres yapalım. Daha iyi anlaşılacaktır çalıştırdığım zaman. Adreste ilk harf Adana gördüğünüz gibi. Daha sonra en son Mersin geldi arkadaşlar. Yani Ordurbay'la da biz burada A'dan Z'ye sıralamış oluyoruz. Tabi Ordurbay'dan sonra desk dersek arkadaşlar. Bu Z'den A'ya, yani büyükten küçüğe sıralar. Tekrar çalıştırdığımız zaman adres diyeceğiz. Önce daha sonra desk diyeceğiz. Tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada adres M'den başladı, A'dan bitti. Yani Adana'da bitti. Burada da tam tersi bir sıralama var. Burada select komutunun özelliklerini görmeye çalıştık arkadaşlar. Bir sonraki video devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar.